Yeni bir sektör analiz programında canlı yayınla sizlerleyiz sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz İki Telli Organize Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Akom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akkaya. Teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için kendim ve kanalım adına. Dün siz İki Telli'de Masko Mobilya kentinde sanayicileri ve KOBİ'leri buluşturan görkemli bir davet düzenlediniz. Sanayicilerin sorunları konuşuldu. Biz de kanalımız olarak oradaydık. Bununla ilgili bir görüntülerimiz var. Onu izleyelim. Ardından organize sanayi ile IOSİT ile devam edelim. Görüntülerim. 2019 yılında bir grup arkadaşımızla bu bölgenin ihtiyacına binaen bu derneği kurduk. Büyük hayallerle, büyük adımlar atarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak adına bu bölgenin potansiyelini fark ettik ve bu yola çıktık. İki Telli organize sanayicileri ve KOBİ'leri bir araya geldi. Küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye, dünyaya ve iş dünyasına yansımaları, ekonomik geleceğe hazırlık ve alınacak tedbirler ele alındı. İki Telli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Akkaya, İki Telli Organize Sanayi Bölgesi'nde çözülmesi gereken konulara değindi. İki Telli Organize Sanayi bildiğiniz gibi en büyük sorunlarında birisi de üretim alanları. Bizim kurduğumuz sanayi de yetmiyor. 10 binlerce burada KOBİ var. Bunların hepsinin ihtiyacı üretim alanları değerli hazırım. Bizim devletimize, büyüklerimize hazırladığımız bir rapor var. Türkiye'nin sosyal konut sorunu çözmek için TOKİ kanalıyla nasıl bir konut sorunu çözüldüyse, sanayicimizin de ülkemizin kalkınması için, geleceği için 1000 metrede, 10 bin metreye kadar üretim alanları kurup devredemez, satamaz, kiraya veremez, sadece üretim yapmak odaklı. Bu şekilde bizim de bakanlıklarımıza tavsiyelerimiz oldu. Bu da olumlu karşılandı. İnşallah böyle bir adım atılır. Ülkemizin kalkınmasına, ekonomi adına, sanayileşme adına bir katkı olur. Ülkemizde şu an meslek eğitimi tercih edilmemektedir. Biz üniversitede önce tüm gençlerimizin önce bir meslek eğitimi yapıp sanayiye yönlendirmek için böyle de bir rapor hazırlayıp yine bakanlıklarımıza verdik. IOSİT olarak azimle, gayretle bu bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak projeler hazırlayarak IOSİT'i bir akademik, bir eğitim merkezi, ARGE merkezi haline getirerek çalışmamız devam ediyor. Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da etkinlikteydi. Masko Mobilya kentinin bu salonu tüm sanayicilerimize, üreticilerimize her zaman açıktır. Ülkemizde taş taş üstüne koyacak, ihracatımıza katkı sağlayacak, ekonomimize can verecek bütün işletmelere Masko Mobilya kentinin kapıları ardına kadar açıktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, İki Telli'nin ekonomiye olan katkısına dikkat çekti. Ben İki Telli'yi bir fabrika gibi görüyorum. İki Telli çok büyük bir fabrika. Çok büyük bir üretim yapan binlerce firmanın içinde bulunduğu, binlerce insanın çalıştığı bir fabrika gibi görüyorum. Çok büyük bir fabrika. Burada milyonlarca insan ekmek yiyor. Bakın Türkiye 254 milyar dolar geçen sene ihracat yaptı. Bu sene de Allah kısmet ederse 260 milyar dolar ihracatla bu yılı kapatmayı hedefliyoruz. 260 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar da hizmet ihracatı. 260 ile 110 milyar doları topladığınız zaman 370 milyar dolar işlem dönüyor. Bakın arkadaşlar, her gün bu ülkeye 1 milyar dolar siz para getiriyorsunuz. Bu ülke bununla ayakta duruyor. Bu ülke bu ihracatla, siz KOBİ'lerle ayakta duruyor. Tüm dünyanın anlayamadığı, tüm dünyanın kredileri kesmesine rağmen 2 yıl boyunca bu ülkenin ayakta kalması, seçimleri atlatmasını ve bundan sonraki bu düzeydeki ekonomik sıkıntılara eyvallah demeden devam etmesinin tek sebebi KOBİ'lerimizdir, ihracattır. Ortak Akıl Danışmanlık Kurucu Yönetim Danışmanı Yılmaz Sönmez de etkinlikteydi. Patronun duymak istediğini her seferde patrona söyleyen şirkette en büyük, efendime söyleyeyim, zarar verebilir. İki, duymak istediğini duyduğu zaman mutlu olan patron şirketine zarar verir. Ama değişim
bazen acıdır, zordur, acı kahvedir ama içmek zorundayız ki şirketlerimizi yarınlara taşıyalım. Biz yine buradan yükseliriz. Tabii ki yatırımcı gelsin. Tabii ki efendime söyleyeyim dışarıdan bize gelsinler, yatırım yapsınlar vesaire yapsınlar. Ama üretim yapacak olan yatırımcı gelmedi. İstihdam sağlayacak olan yatırımcı gelmedi. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu da etkinliğe katıldı. Ardından da Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan kürsüye çıktı. Sizi Allah, Muhammed ve Ehl-i Beyt aşkına selamlıyorum. Şanlı yurdum, her bu can şanla dolsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun diyen bir babanın, bir ananın evladıyım. Mekana talip değilim gönüllere, gönüllerdeki makama talim, gönül makamlarına. Tapduk Emre'nin dergahına 40 sene eğri odun götürmeyen Yunus Emre gibi olanlara selam olsun inşallah. İki Telli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Akkaya, Cem TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Etkinliğin önemini anlattı. Bugün EOSİT ailesi olarak çok anlamlı bir program düzenledik. Günümüzdeki güncel konuları değerlendirdik. Aynı zamanda da küresel ekonomi ve aile şirketlerinin önemini, aile şirketlerinin neden ikinci, üçüncü kuşaklara devredilemiyor, o konuyu işledik. Aynı zamanda da ihracatla ilgili ciddi bir sunum yaptı İhracatçılar Birliği Başkanımız, Başkan Vekilimiz Sayın Çetin Bey. Güzel bir program, anlamlı bir program, ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir program gerçekten. Bunun için tüm katılımcılara, tüm iş insanlarına, değerli büyüklerimize katılımlar için teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılanlara plaketler takdim edildi. Evet Ahmet Bey, gerçekten etkili bir organizasyondu. Sanayinin, KOBİ'lerin sorunları konuşuldu. Biz de Cem TV olarak her zaman sanayici ve KOBİ'lerin bu tarz etkinliklerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. EOSİT ile başlayalım dilerseniz. İki Telli Organize Sanayi ve İş İnsanları Derneği. Siz de bu derneğin yönetim kurulu başkanısınız. EOSİT nedir ve ne yapar? Evet. İyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilere burada selamlarımı iletiyorum. Özellikle yönetim kuruluma. Bu dünkü gerçekleştirdiğimiz organizasyona, yönetim kurulumuz ve emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza, misafirlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Güzel bir program oldu. Anlamlı bir programdı. Hem KOBİ'leri bir araya getirdik. İhracatı konuştuk. Aile şirketlerini konuştuk. Aile şirketlerinin geleceğini konuştuk. Güzel, verimli, gayet üyelerimizin faydasına olan bir program gerçekleştirdik. Biz bu programları zaman zaman sürekli gerçekleştiriyoruz. EOSİT olarak kurulduğumuz günde bugüne zaten biz ekonomimize nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Üyelerimizin nasıl bir önderlik, bir öncülük yapabiliriz? Üyelerimizi bir çat altında toplayarak onlarla birlik, beraberliğimizi, dostluğumuzu, ticaretimi, hacmini geliştirmek. Yani bugün üyelerimiz kendi arasında, dün de değindim bu konuya, ciddi bir ticaret hacmine ulaştılar. Ne güzel. Aynı zamanda bir dostluk, bir aylık geleneği oluştu. İki Telli'de EOSİT bir dostluk merkezi oluştu. Evet. Bir dostluk ağı oluşturdu. Bu STK'ların önemi burada öne çıkıyor. Çünkü bireysel olarak hiçbir üyemiz kendi sorunlarını, düşüncelerini dile getirmekte zorlanıyor. Ama birlikte olduğu zaman, bizim zaten sloganımızda hep birlikte güçlüyüz sloganıyla yola çıktık. Birçok projelerimizi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra daha çok hedeflerimiz var, projelerimiz var. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için elimize gelen gayreti, çabayı göstermekteyiz. Ne güzel. Bulunduğunuz bölge ülke ekonomisinin neredeyse sanayinin kalbi diyebileceğimiz bir bölge. İki Telli Organize Sanayi Bölgesi dünyanın en büyük organize sanayi bölgelerinden birisi. Bu bölgede olmak ekstra bir sorumluluk gerektiriyor sanıyorum. Biz EOSİT olarak bu bölgenin potansiyelini gördük. Sadece İki Telli Organize Sanayi Bölgesi değil, çevresinde
İstoç, Tekstil Kent, Giyim Kent, Mahmut Tabii. Bey Yolu, Basın Ekspresi de kattığınız zaman devasa bir ticaret ve üretim merkezi. Evet. Ülkemizin adeta üretim dinamosu. Sanayinin kalbi. Sanayinin kalbi. İhracat, en fazla ihracatın yapıldığı yer. Birçok sektörün burada üretildiği yer. Şimdi ülkemizin her zaman gurur duyduğumuz Baykar firması, İHA'lar, SİHA'lar bu bölgede üretime başladı. İki telli de başladı. Ve burada hakikaten dünyaya bugün gurur duyduğumuz bir şirketimiz var. Bir savunma sanayi şirketimiz tabii, var. Tabii. Buna benzer birçok şirket var Nihal Hanım. Bu bölgede hakikaten genç girişimcileri biz ön plana çıkarıyoruz. Gençlerimizi burada o girişimcilik ruhunu öncülük yaparak, ön plana çıkarak onların yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üreterek ihracat yapıp kendilerini geliştirmek için biz de bu konuda gayret gösteriyoruz. Ülkemiz sanayinin ülke genelinde dağılımına bakarsak bir takım dengesizlikler var tabii. Genel olarak Marmara bölgesinde yoğunlaşmış sanayi kuruluşları. İstanbul başta olmak üzere İzmit, Bursa ve Adapazarı önemli sanayi kentleri arasında. Ama bunun da tabii bir takım nedenleri var. İşte ulaşım ağının geniş olması, ham maddenin kolay temin edilmesi, tüketim merkezi olması ve iş gücü ihtiyacının kolay karşılanması gibi gibi. Sizin bu bölge konusundaki fikirleriniz de benim için önemli ve bu noktada da bir takım projeleriniz var. Bunları da izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, çok doğru söylediniz. Sanayimizin büyük bir bölümü Marmara bölgesinde. Bu da Marmara bölgesinin cazip olmasında. Evet. Hem nakliye konusunda, personel konusunda, pazar konusunda önem arz ettiği için bu bölgeye düşünülmüş. Fakat biz IOSIT olarak şunu her zaman öneriyoruz. Sektörler halinde kümelenerek ülkenin birçok illerine bu sanayinin dağıtılması. Şimdi bize diyorlar ki yer ihtiyacımız var. Sanayi kurmak istiyoruz. Ya doğuda arazi ucuz. Orada da teşvikler var. Tamam, bu çok güzel bir şey. Fakat bireysel olarak oraya bir şirketi götürdüğümüz zaman, kümelenmediği zaman, eğer sektörler kümelenmemişse orada o sektör faydalı işini yürütemiyor. Personel konusunda, lojistik konusunda, ondan sonra oradaki ustasında, işte kalifiye eleman konusunda sıkıntı çekiyor. Şimdi ben ev tekstilciyim. Benim memleketim Malatya'da, arazi ucuz, teşvikler de var. Ben ev tekstilini taşıdığım zaman Malatya'ya kalifiye bu işi bilen personel sıkıntım var. Ham madde sıkıntım var. Tedarikte zorlanacağım. Nakliye sorunu var. Ama bugün bir Denizli bunun için kümelenmiş. Gerçekten ev tekstilinin kümelendiği bir yer. Sektörleri ülkemizin tüm şehirlerine önemli bir şekilde kümelenirse hem İstanbul'un yükü azalır, hem de İstanbul'daki sanayiyi Anadolu'ya götürmüş oluruz. Evet, İstanbul'da toprak çok pahalı. Arazi pahalı. Taşı toprağı altın hala geçerli. Evet, personel bulmak zor. Anadolu'da belki daha ucuz ama Türkiye'nin her yerinde artık personel sıkıntısı yaşanıyor. Bu konuda biz de IOSIT olarak bir proje hazırladık. Bir organize sanayi kurma niyetine girdik. Bunun yanında arayışlarımız sürerken Kırklareli'nin Çakıllı beldesinde askeri arazinin ihalesine girdik. Biraz zor da olsa ihaleyi aldık. Ne güzel. Üyelerimize, 150 firmamıza orada 1000 metrede 30 bin, 40 bin metreye kadar yerler yapıyoruz. Projemiz son aşamaya geldi. Şu an ruhsat aşamasına kadar getirdik. Burada emeği geçen Çakıllı Belediye Başkanımıza da burada selam yolluyorum, teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimiz, kurduğumuz bir kooperatif var. Kooperatif başkanımıza, yönetim kurulumuza, tüm üyelerimizin gayretiyle bir projeyi hayata geçirdik. Hakikaten o bölgede bizim projemiz IOSIT sanayi sitesi, yani hayata geçtiği zaman orada 10 bin kişi istihdam edilecek. 100 milyonlarca ihracat olacak. Yatırım olacak. Çok büyük bir üretim proje. Olacak.
katma değerli ürünler üretilecek. Bizim Nihal Hanım gayemiz, çabamız ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. Siz de biraz önce giriş yaptınız ama tabii sanayi ve ülkemizde sanayi ve sanayicinin sorunları maalesef çok büyük. İşte bunlardan birisi de kalifiye personel istihdam sorunu. Bununla ilgili sıkıntılar büyük. Sizin bu konuda ne gibi tasarruflarınız olacak? Şu an ülkemizde en büyük sorunlarda, sanayicinin sorunlarında birisi de kalifiye eleman sorunu. Gençlerimiz son zamanda masa başı iş odaklı yetiştirilip o üniversite okuduğu için sanayiyi tercih etmiyor. Yani sanayide büyük bir personel açığı var. Ara eleman dedikleri aslında ana eleman olan. Kalifiye eleman. Şimdi düşünün, üniversiteyi bitirmiş bir yavrumuz, bir gencimiz asgari ücrete başka sektörlerde çalışmaya tercih ediyor. İyi bir maaşla sanayide tercih etmiyor. Şimdi bu da üzücü bir durum. Sanayinin geleceğini etkileyen bir durum. Biz de İOSİT olarak raporlar hazırlayarak bunu her zaman dile getiriyoruz. Şimdi geçmişte eğitimde yapılan hataların meslek okullarının kapatılması veya önünün kesilmesinin bugün ülke bedelini ödüyor. Gerçekten bugün bir kalifiye eleman açığı var. İkincisi, eğitim sistemimizde meslek eğitimi tercih edilmiyor. Biz de şöyle diyoruz. İlkokuldan itibaren çocuklarımızı eğitim bir aşılayarak ve ülkemizdeki liselerde, üniversitede önce meslek eğitimini mecburi hale getirerek bu sorunu çözebiliriz. Yani burada bir yanlışı düzeltmek lazım. Bir kalifiye eleman, çünkü üretim olmazsa olmaz. Bunun yanında çok bir şey daha ilave edeyim. Buyurun. Ülkemizde tarım ve hayvancılıkta da sıkıntı var. Var tabii. Köylerde insan kalmadı. Tarım ülkesi olmamıza rağmen. Evet, tarım ülkesiyiz. Hayvanı ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz ve tahıl ithal ediyoruz. Bu üzücü bir konu. Köylerimizdeki topraklar işlenmemektedir. Ben burada bir hatıramı anlatmak istiyorum. Buyurun. Bir yolculukta bir gençle sohbet ederken Karslı birisiyle dedi ki, abi ben dedi köye gidip köyde dedi hayvancılık ve tarım yapmak istiyorum ve bunda da iyi para kazanacağımı eminim ama bir sorun var dedi. Bu sorun ne dedim? Köyde yaşayınca benimle kızlar evlenmiyor dedi. Ve üzücü bir şey yani bu. Şimdi tüm vatandaşlarımızı şehirlere toplayarak köylerde boşaldı. Arazilerimiz boş. Şimdi köylünün kayıp olan itibarını tekrar kazandırarak topraklarımızı işlememiz gerekiyor. Kesinlikle. Köy hayatını cazibe hale getirmemiz gerekiyor. Ve hayvancılığı, tarımı ön plana çıkarmak gerektiğini her zaman biz İOSİT olarak bunu savunuyoruz. Zaten ülke ekonomisi de hemen hemen hepimize, memleketimize, topraklarımıza dönmeye mecbur bırakacak gibi gösteriyor. Umarım olmaz ama maalesef ekonomimizdeki sıkıntılar da ortada. Bunu da gördük aslında. Hem pandemide ve 6 Şubat depreminde şunu gördük ki bizim köye dönmemiz gerekiyor. Doğru. Yatay mimariye geçmemiz gerekiyor. Çok katlı binalar. Evet. Doğayla baş başa kalmamız gerekiyor. Yani doğaya dönmemiz gerekiyor. Aslında köy hayatını herkes özlüyor. Herkesin bir hayali ama o köy hayatını, köyleri cazibe haline getirmemiz gerekiyor. Evet. Yani orada yaşayan gençlerimiz orada bir cazibeyi gördüğü zaman şehir hayatını o zaman istemeyecek. Şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman, bir Almanya'ya örnek verecek olursam, Almanya'nın yerlileri köylerde yaşıyor. Yatay mimaride yaşıyor. Yüksek binalar sosyal konuttur. Sanayisini ve aynı zamanda da tarımını tüm ülke geneline yaymış durumda. Biz hem sanayiyi hem de nüfusumuzu Marmara bölgesine toplandı. Bu aslında sıkıntı. Bunu Anadolu'yu cazibe haline getirip tekrar Anadolu'daki köylerimizi, kasabalarımızı, burayı hem topraklarımızı işler hale getirip orada da sektörleri kümelendirerek yeni de herkesin memleketine dönmesini sağlayabiliriz.
İnşallah. Biz de iki Malatyalı olarak hani yaşanan deprem gerçekten hala toparlanmış değil. Hem Malatya hem de diğer illerimiz. Umarım böyle sıkıntılar olmaz. Biz de bir ders olur bize ülke olarak da. Çünkü tedbirli olmak zorundayız. Evet. Gerçekten hala maalesef sıkıntılar devam ediyor. Orada yakınlarımız, akrabalarımız var. Hiçbir şey deprem bölgesinde eskisi gibi değil. Olamaz da. Ben biraz EOSİT'in sosyal sorumluluk projesinde de bahsedeyim. Lütfen buyurun. 13 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminde EOSİT ailesi olarak üyelerimiz, yönetim kurulumuz bir yumruk oldu. El ele vererek deprem bölgesine ilk gidenlerdeyiz. Hı hı. O bölgede 10.000 günlük ekmek dağıttık. Onlarca tır malzeme yolladık üyelerimizin katkılarıyla. Almanya'daki üyelerimiz de buraya büyük katkı sağladı. Aynı zamanda aileleri buraya getirerek onlara ev tuttuk. Ailelerin evlere yerleştirdik. Onların geçimlerini EOSİT olarak üstlendik. O bölgede hakikaten elimizde geldiği kadar destek bir destek olduk. Ne güzel. Burada da o bölgeye o zaman deprem sırasında katkı sağlayan üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İşte gün bugün birlik zamanı dedik, el ele verdik. Elimizde gelen biz gayreti gösterdik. Biz teşekkür ediyoruz gayretini. Bunun yanında ülkemizi yeşil bir nesillere ülke bırakmak adına 10.000 fidan diktik. Yüz binlerce fidan dikmenin gayreti çabası içindeyiz. Aynı zamanda Darül Acize'deki yaşlılarımızı yalnız bırakmayarak onlarla kahvaltı yapıp onları ziyaret ettik. Dar gelirli vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla iftar yaparak onların beraber zaman geçirerek sosyal sorumluluk projemizi de EOSİT olarak hayata geçirdik. Bunun yanında hem sosyal sorumluluk projemizi hayata geçiriyoruz, hem dostluk, kardeşlik, hem beraber ticaret yapıyoruz. Aynı zamanda birlikte sanayi kurduk, onu hayata geçiriyoruz. Personel sorunumuzu dile getiriyoruz. Yani bölgemizdeki tüm sorunları kurum ve kuruluşlarla biz diyalog halindeyiz. Hı hı. Bölgemizdeki OSB Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye Başkanı tüm kurumlarla da işbirliği içinde, uyum içinde çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bunda sizin tabii sanayide önemli rol almanızın, iyi bir sanayici olmanızın da etkisi var. Siz Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan, dünyanın da sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olan İkiteli Organize Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanı, aynı zamanda bir sanayici olarak ülkemizde sanayicilere verilen destekleri, teşvikleri yeterli buluyor musunuz? Ya şimdi destekler var, teşvikler var. Devlet elinde geleni yapıyor. Fakat bu yeterli mi? Değil. Sanayicimiz, evet KOBİ'lerimizin daha önünü açacak. Yani desteğin ziyaretinde önünü açması gerekiyor. Şimdi konuya değinmişken şunu söyleyeyim mi? Şimdi devlet teşvikler veriyor. Anadolu'da bölgeler var. Güzel teşvikler var. Ama biz iki tellideki 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi çalışan KOBİ'lerimizi Anadolu'ya götüremiyoruz. Bunu götürmekte zorlanıyor. Çok az istihdam yapan kişi bile gitmiyor. Tabii bu insanlar orada tutunamazlar, orada hayatını idame ettiremezler. Az önce de bahsettiğim gibi kümelenme olmadığı için. İkincisi, bizim sanayiciler olarak en fazla sorun yaşadığımız konu istikrar. Kur, faiz, bunların istikrar olursa, yani yarınını ne zaman görürse sanayici yatırım yapar. Şimdi faiz yükselecek mi düşecek mi bilmiyoruz. Tabii. Kurun nasıl olacağını önümüzü göremiyoruz. Sadece bu Türkiye olarak değil, dünyadaki gelişmeler de buraya etkiliyor. Bunu Türkiye ile sınırlı tutmamak tabii lazım. Tabii savaşlar dibimizde şu anda. Şimdi Ukrayna Savaşı, İsrail, Filistin Savaşı, dünyadaki pandemi, dünyadaki gelişmeler. Ben Çin'deydim bir hafta bu ay başında. Çin'de de kapasite düşmüş %50'lerde. İşte maliyetler orada düştü, nakliyeler geri düştü. Avrupa'daki alım
alıcılar Çin'e yöneldi. Evet. Türkiye'de maliyetler yüksek. Türkiye'deki sanayicimizin şu an istediği şudur. Bunu dile getirmek istersek bir, girdi maliyetlerimiz yüksek. Elektrik gibi, doğalgaz gibi, işçilik gibi. Hı hı. Şimdi burada şunu da dile getirelim. 11 bin lira asgari ücret. Bu ülkede bu şartlarda 11 bin lirayla geçinmek zordur. Mümkün değil. 15 bin liranın altında kira yok. Hı hı. Çalışanlarımız haklı. Bu yeterli değil. Fakat sanayicimiz de bunun daha üstünde asgari ücret arttığı zaman bunu kârına yansıtamıyor. Tüm dünyada rekabet gücü zayıflıyor. Şimdi biz müşterilerimizi, ben tekstil sektöründeyim. Bugün tekstil zor durumda. Gerçekten evet, tekstil sektörü. Tekstili de detaylı evet, ona da girmiş olalım. Şimdi mailler de geliyor, WhatsApp mesajları geliyor. İzninizle Gül Hanım'ın, Gül Özaydın'ın bir mesajını okumak istiyorum. Nihal Hanım kolay gelsin demiş. Yine ülkemiz sanayisinin gelişmesi için yapılan çalışmaları gözler önüne seriyorsunuz. Ahmet Bey'i kutluyorum. Ancak bu tür yatırımların Doğu ve Güneydoğu illerimizde olmasını diliyorum. Siz de zaten bu yönde olması gerektiğini belirttiniz. Özellikle eğitim içinde, üretim içinde eğitim olması kırsalda da çok önemlidir demiş. Böylece Ahmet Bey'in dediği gibi Anadolu'da kalkınmış olur ülkemde demiş ve başarılar dilemiş. Ahmet Bey neden bölge insanından yararlanılmasın demiş. Kısa bir cevap alalım, reklama gideceğiz çünkü. Bölge insanı deyince yani nereye kastın? Yani Anadolu'daki insandan istihdam, Malatya'da yatırım yapılsın, Malatya'daki insan kullanılsın. Biz İOSİT olarak her zaman şunu söylüyoruz. Sanayi ülkemizin her tarafına kümelenerek dağılsın diyoruz. Evet, o siz bölgedeki de o yönde insan. Tabii o yönde söylüyoruz. Evet. Oradaki vatandaşlarımız Marmara'ya gelmesin, sanayi oraya gitsin. Doğru. Oraya cazibe merkezi olsun. Zaten demin de ben onu söyledim. Evet evet, siz de bu yönde söylediniz. Bir de o bölgenin en uygun şekliyle işte Malatya kayısıyla, Kars hayvancılıkla, işte buna benzer Antep fıstığıyla, o alanda Giresun fındığıyla böyle bir o cazibe merkezi haline gelip orada işletmelerin kurulup o vatandaşların orada refah, aynen, huzur içinde yaşamasını sağlamak. Yani İstanbul'a göç etmek çare değildir. İstanbul yaşanmaz hale geldi trafiğiyle. Şimdi önümüzde bir deprem, her zaman uzmanlar bunu söylüyor. Ciddi bir deprem korkusu içinde yaşanıyor. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Tabii. Kısa bir ara ardından birlikteyiz. Sektör analiz, İki Telli Organize Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Akom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akkaya ile devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Ahmet Bey, gelen izleyicimizin maili üzerine konuşmaya devam edelim. Cevabınız yarım kaldı. Gül Hanım demişti ki neden, aslında siz de o yönde söylediniz, o bölgelere gidilmeli dediniz ama sanırım bu kısım yanlış anlaşılmış. O yönde birkaç tane daha mesaj var. Siz de Anadolu'da istihdam sağlamanın, o bölgelere gitmenin, orada yatırım yapmanın önemini vurguladınız. Ancak zor olduğunu söylediniz. Şimdi tabii bireysel olarak birilerinin çıkıp Anadolu'nun bir ücra köşesine gidip orada üretim yapması zor. Hı hı. Altyapı önemli. Orada o insanın az önce de bahsettim, personel, nakliye, orada aradığı emtiayı bulmak, oraya götürmek, bu işler kolay olmuyor. Fakat biz İVASİT olarak hazırladığımız projeler var. Tam da bize mesaj atan izleyicilerimizin sorularına cevap. Diyoruz ki Türkiye'de devletimiz sosyal konut sorunu çözmek için, dar vatan, gelirli vatandaşların sorunu çözmek için TOKİ kanalıyla bir konut seferberliği başlattı. Birçok vatandaşımız ev sahibi oldu. Bunu biz destekliyoruz. Gayet güzel bir program, evet, proje. Ancak sanayide de küçük KOBİ'lere de bunu yapması gerekiyor. 1000 metrede 10.000 metreye kadar ihtiyaca, talebe göre, bu tam da bu bölgelerde altyapısı bitmiş prefabrik, burada üretim yapılabilir, elektriği, suyu, doğalgazı, sosyal alanı olan sanayiler kurulsa, bu sanayilerde üreticilerimize bir bedel kirayla
veya çok uzun vadelerle vererek, yani şimdi düşünün, toprak pahalı, inşaat maliyeti pahalı. İki telli organize sanayindeki bir genç girişimcimiz, süper bir zeka, iyi projeleri var ama imkanı yok. Fabrika kuracak imkanı yok, makine alacak imkanı yok. Nasıl bu hayalini gerçekleştirecek? Hayali yarım kalacak. Peki devlet böyle bir girişimciye üretim alanını verirse, makinasını veya ona göre geri kalanını da kendi temin ederek, üretim yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlar mı? Sağlar. O bölgeye katkı sağlar mı? Sağlar. O zaman ne yapması lazım devletimizin? Konut sorunu çözdüğü gibi üretim alanlarının sorununu da çözmesi gerekiyor. Hı hı. İki telli organize sanayi bölgesinde en büyük sorunlarda birisi üretim alanlarının yetersizliği. Yetersizliği. Bakın, o on binlerce KOBİ var burada. Herkesin derdi kiraları yüksek. Kiralarda devletimiz sağ olsun %22'de stopaj alıyor. Bunu da dile getirmemiz lazım. Şimdi iki telinin %75'i ne yakını kiracı. Hı hı. Yüksek bir kira ödüyor. Bunun yanına kiracının adına da stopaj ödüyor. Bu üreticiyi zorluyor. Trafik sorunu var. Yer sorunu var. Pahalı, yer alacak pahalı. Ama Anadolu'da kümelenmiş bir şekilde, bu şekilde benim tarif ettiğim gibi sanayiler kurulur. Burayı da şu şartta vermesi gerekir devletin. Satamaz, kiraya veremez, devredemez. Sadece üretim odaklı. O zaman Türkiye'de gerçek üreticiler, gerçek üretim yapmak isteyen insanlara öne açılmış olur. Şimdi sanayi, organize sanayi bölgeleri, sanayi sitelerinin birçoğu ranta dönüştü. Yatırım aracına dönüştü. Doğru. Şimdi rantta çıkmamız gerekiyor. Üretimi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Üretimi ön plana çıkarmak için üreticinin önünü açmamız gerekiyor. Yani bugün bankada krediler yüksek. Bankada kredi çekerek hiçbir sanayicimiz ticaret yapamaz. Çok doğru. Aynı zamanda gidip yer alıp inşaat maliyetleri ortada. Arsa fiyatları ortada. Şimdi %40, %50 banka faizi varken kim gider sanayiye yatırım yapar? Hı hı. Yapamaz. Şimdi bu doğrultuda Anadolu'da kümelenmiş şekilde, sektör olarak kümelenmiş şekilde oraya sanayi siteleri yapılmalı. Ve artık üretim alanları kurulursa hem o bölge kalkınır, o bölge halkına bir iş ortamı sağlar, hı hı, hem de ülkenin ekonomisi, sanayisi gelişmiş olur. Aynısını tarımda da uygulanabilir, hayvancılıkta da uygulanabilir. Biz şimdi sanayi sitesi projemizde Çakıllı'ya 150 tane fabrika kuruyoruz. On binlerce insana iş imkanı sağlanacak. Ne güzel. Bu Anadolu'ya kurulduğu zaman orada da aynısı olacak. Tabii. Her ilçe kendi alanında kalkınmış olacak. Hı hı. Ve üretim de ülkenin her tarafına yayılmış olacak. Bu dengesizlikler ve bunun yanında da nakliye, bu da önemli. Nakliye de kolaylaştırmak lazım. Yani ülke genelinde bir nakliye de çok maliyetin üzerinde ciddi bir yük. Tabii, lojistik. Lojistik olarak, hı hı, onu da çözmek gerektiğini inanıyorum. Doğru. Sorunlar büyük. Evet. Siz de ülkemizin önemli sanayicilerinden birisi olarak tekstil, aslında tekstilcisiniz, tekstil üretiyorsunuz. Ev tekstili alanında çalışıyorsunuz. Tekstilde de sorunlar büyük ülkede. Pandemide ne kadar öne çıkan sektörlerden birisi olsa da ev tekstili. Çünkü hepimiz evlerimize yöneldik. İşte küçük ev aletleri, tekstil, evde olmanın huzurunu yaşadık ve bunlar öne çıkan sektörler arasındaydı. Şu anda tekstilde durum nedir? Tekstilde durum sıkıntılı. Ben yaklaşık 40 yıldır ev tekstil sektörünün içinde Sultan Hamam'da yetiştim. Hı hı. Bu sektörün içindeyim. Ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşanıyor. İhracat yaptığımız ülkelerde de sıkıntıyı görüyoruz. İkinci bir sorun da tekstilde fiyatta rekabet edemememiz.
müşterilerimizi Çin'e, Pakistan'a ve Hindistan'a kaptırmak üzereyiz. Ve kaptırdık. Doğru. Yani aradaki Avrupa ile Türkiye, Çin'in arasında %10, %20 fark varken Avrupalı yakın olduğu için Türkiye'yi tercih ediyordu. Şimdi bu makas açılıp %50, 40'lara, %50'lere çıkınca müşterilerimiz Çin'e, Hindistan'a, Pakistan'a kaymaya başladı. Şimdi Türkiye'de maliyetler yüksek, girdi maliyetleri yüksek, elektrik yüksek, işçi maliyeti yüksek. Bunlara bu şekilde rekabet gücümüz zayıflıyor. Ev tekstilinde ciddi ve giyimde de aynı şekil ciddi bir durgunluk yaşanıyor. İnşallah kısa zamanda çözülür ama çok da önümüz öyle rahat gözükmüyor. Evet, Çin tabii pazarda önemli yeri ediyor, tekstilde de her sektörde olduğu gibi hep karşımıza Çin çıkıyor. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin bugünkü gelişim düzeyi ABD ve AB pazarlarına yapılan ihracat ağırlıklı gelişmelerden üretimle gerçekleşmiş. Ama şu anda da dünyanın en büyük tekstil üreticisi, hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı olan Çin var önümüzde. Bunu aşmamız çok zor gözüküyor. Ama biz birçok yerde de o Made in Türkiye yazısını görüyoruz yurt dışında da tekstilde. Bu bizim için büyük bir gurur aslında. Ama bence aşılmayacak bir oran da yok. Rakamlara bakıyorum ihracatta ve ithalatta. Çok böyle uç rakamlar yok. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Şimdi biz tekstilde ülke olarak iyi bir yerdeyiz. Evet, evet. Kendi sektörümde bahsedersek Türkiye dünyanın dördüncü üreticisiyiz. Çin, Hindistan, Pakistan'dan sonra Türkiye. Türkiye dördüncü ev tekstil üreticisi. Avrupa'nın tüm tekstil tedarikçisi bir ülkeyiz. Gerçekte iyi bir yetişmiş personelimiz. Bu konuda, moda konusunda her alanda iyi durumdayız. Bunu sürdürebilmek için yeniliğe, markalaşmaya ihtiyaç var. Fasonculukta çıkıp artık Türk firmalarının katma değeri yüksek ürün üreterek, çünkü Türkiye'de artık ucuza ürün üretmek zor. Çünkü Çin dünyanın üretim merkezi olmuş. Her alanda adamlar teknolojiyi de yakalamış. Biz onlarla ucuza rekabet etme yoluna gitmekte ise modayı, tasarımı, katma değeri yüksek ürünler üretmeyi bir adım daha öne geçmemiz gerekiyor. Tabii dalgalanmalara da çok müsait bir sektör. İşte dolar, euro kurundaki dalgalanmalar, yılın başımızdaki savaşlar, aynı zamanda doğal afetler. Bunların hepsi hem ithalatı hem ihracatı doğrudan etkileyen faktörler diye düşünüyorum. Yani savaşlar tabii bizi çok etkiliyor. Pandemi etkiledi. Bunun yanında 13 ilimizde yaşanan deprem etkiledi. O bölgede ciddi bir sanayi var yani. Doğru. O da etkiledi. Maraş, Antep. Buna rağmen biz tekstilciler olarak, sanayiciler olarak her zaman ümitver oluyoruz. Karamsarlığı asla düşmüyoruz. Bugünler geçecek. Yine biz Türkiye olarak ihracatımızı geliştireceğiz. Üretimimizi geliştireceğiz. İnşallah istihdam yaratacağız. Yatırım yapacağız. Ama şu çok önemlidir. Milli ve yerli yatırıma önem vermemiz gerekiyor. Özellikle en önemli konularda birisi bu. Çok doğru. Peki, yerli ve millileşmek. Şimdi biz ihracat yapıyoruz. Dün ihracatçılar Birlik Başkan Vekilimiz de açıkladı. Günlük bu ülkeye 1 milyar dolar giriyor. Evet, Sayın Tecdelioğlu rakamları da bu vardı. Bu çok güzel bir haber. Bu bizim için çok gurur duyacağımız bir konu. Bunu 2 milyara çıkarmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın bir hedef koymuştu. Ülkemizin, Cumhuriyetimizin 100. yılında 500 milyar ihracatı yakalamamız lazım. Biz de IOSİT olarak bunu destekleyip nasıl katkı sağlarız? Bu gayret çaba içinde çalıştık. Fakat yakalayamadık. Ama karamsarlığa düşmede yerli, milli üretimle, tasarımla, fasonculukta çıkarak, kendi markalarımızla katma değerli ürünler, yüksek teknoloji ürünler üreterek inşallah
hem ihracatımızı artırırız hem de sanayimizi geliştiririz. Sanayicimizin öne açılmasını gerektiğini söylüyoruz. Biz her zaman kurum ve kuruluşlara, devletimize önerilerimizi sunuyoruz. Projelerimizi sunuyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. Bu anlamda bizim burada söylediğimiz şudur. Sanayicinin önünü açın. Sanayiciye destek olun. Üretim alan sorunu çözün. Şimdi bir konuda daha değinmek istiyorum. Ufak bir araştırmada. Almanya topraklarının %12'sini işlemiş ve %4'ünü sanayiye ayırmış. Bakın %12'nin %4'ünü. Bu sanayiyi de ülke geneline yaymış. Türkiye'deki toprakların biz %2'sini işlemişiz. Şehirler, yollar, otobanlar, havaalanlar dahil. Ülkemizdeki 780 bin metrekarenin biz %2'sini işlemişiz. Peki sanayiye ayırdığımız alan ne kadar? 0.3. Bu yetersiz. Çok. Sanayi alanlarını genişletip, demin söylediğimiz gibi bir de sanayi alanlarının, sitelerin, organize sanayi bölgelerinin rantta çıkması gerekiyor. Tamamen üretim odaklı olması gerekiyor. Ya ben bir yatırımcı gelecek, organize sanayine yer alacak, bekleyecek buranın değerlenip para kazanmasını. Bunda çıkmamız gerekiyor. Tamamen üretim odaklı bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Yeni nesilimizi, gençlerimizi üretim mantığıyla, üretim aşılayarak yetiştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman şuna yakınıyoruz. Anne babalar olarak veya gençlerimiz diyoruz ya işte çok çalışmıyor. İşte ya bunda bizim suçumuz yok mu? Biz sıkıntı gördük, çocuklarımız sıkıntı görmesin. Biz sorun yaşadık, onlar yaşamasın. Onlar aman bir üniversite bitirsin, masa başı iş. Bu çocuklar böyle yetişti. Bu mantıkta yetişti. Bu mantıkta yetişince yanlış değil. Bir önceki jenerasyona bakıyoruz. Evet. Diğer programımıza da siz de konuk oldunuz başarı hikayelerine. Gerçekten zorluktan gelip mücadele etmiş, sıfırdan başlayıp ülke ekonomisine büyük katkılar sunan firmalar var. Siz de konuklarınızı alıyorsunuz. Bugün başarılı sanayici iş insanlarımız hepsi birçoğu sıfırda gelmiş. Doğru. Yoksullukta gelmiş. Mücadeleye tırnaklarla kazıyarak gelmiş. Doğru. Şimdi bu gençlerimize de bunu aşılamamız gerekiyor. İlkokulda daha çocukken bu üretimin, tarımın, hayvancılığın milli ve yerliliği anlatmamız gerekiyor. Bak milli ve yerli olmak her vatandaşın hakikaten bunu beynine kazınmamız gerekiyor. Ancak böyle gelişiriz. Böyle ülke kalkınır. Biz ithalatla nereye kadar gideceğiz? Yani yarın savaşlar oldu, ithal ettiğimiz ürünler gelmedi. Aç mı kalacağız? Doğru. Bu kadar toprağımız var, bu kadar vatanımızda işlenecek köylerimiz var. Bunları hayata geçirmemiz lazım. Gençlerimizi bunu aşılamamız lazım. Şimdi köyünde hayvancılık yapsa, tarım yapsa çok güzel bir hayat sürmek varken ve vatandaşlarımız, gençlerimiz şehre gelip bir fabrikada veya bir yerde bekçilik yaparak veya bir normal bir işte çalışarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Aslında potansiyel orada. Bırakıp geliyor. Kesinlikle. Bu vesileyle eğitim ve öğretimin öneminin de altını çizelim. Yarın da 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta baş öğretmenimiz Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ve ellerinden öpüyoruz bütün öğretmenleri. Evet. Ben de başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere baş öğretmen, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Onlar bize nesil yetiştiriyorlar. Onlar bizim için değerliler, kıymetliler. Onlara başarılar diliyorum. Öğretmenlerimiz bizim için kıymetlidir. Doğru. Çünkü nesili biz onlar yetiştiriyor. Onlara emanet. Onlara emanet ediyoruz. Evet, çocuklarımız önce Allah'a sonra onlara hep söylüyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Ahmet Bey. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sizin sorularınız varsa ben alayım. Eklemek istediğim sonuna geldik ama biz, eklemek istediğiniz bir şey varsa bir iki cümleyle. Biz sanayiciyiz, iş insanıyız. Bizim tek bir gayemiz var. Bu cennet vatanımıza, ülkemizin bayrağımıza sevdalıyız. Ülkemizi seviyoruz, vatandaşlarımızı seviyoruz. Ben çok kıymetli İOSÜT üyelerini seviyorum. Onlarla çok güzel projeleri imza attık. Herkese sağlık, mutluluk, güzel yaşanabilir ülke, huzurlu bir ülke temenni ediyorum.
Gerçekten biz dünyayı dolaşıyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Biz de sanayiciler olarak üretmeye, bu ülkeye katkı sağlamaya hazırız. Elimizde geldiği kadar mücadelemizi veriyoruz. Evet. Tüm izleyicilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. Herkese selam olsun. Siz gerçekten ülkemiz sanayisi için, ülkemiz ekonomisi için önemli isimlerden birisiniz. Taşın altına elini koymuş isimlerden birisiniz. Bu çok önemli. Sizin gayelerinizden en önemlisi ülkemizin refaha ulaşması. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. İOSİT ve Ahmet Akkaya bizim için kıymetli. Bizim tek amacımız evet. Bu ülkemiz için nasıl vatandaşlarımız, ülkemiz için ne yapabiliriz? Nasıl bir taş üstüne taş koyabiliriz? Amacımız, gayemiz budur. Biz de destekçisi ve takipçisi olacağız çalışmalarımızın. Teşekkür ediyorum. Siz de bize zaman ayırdınız. Bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli hemşehrimle. Sektör analizde konuğumuz İki Telli Organize Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Akom Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akkaya'ydı. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.